Biliyorsunuz uzun süredir gündemimizi meşgul eden bir salkın söğüt ağacımız var burada. Hemen Sebat Melik Kültür Merkezi'nin önünde. Ağacımız bir hastalık geçirdi. Onunla ilgili Park Bahçe Müdürlüğümüz tedavisiyle ilgili uzun süreden bir uğraşı vardı. Fakat ağacımızı kurtaramadık. Kesmek zorunda kaldık. Yıkılma tehlikesi geçiriyordu. Vatandaşımıza zarar vermesin diye yıktık. Şimdi yanımızda özel bir konuğumuz var. Sevgili kardeşim, 1995 senesinde, evet, şimdi bu parkın olduğu yerde, eski tersane olduğunda bu tersanede işçi. Eline geçen bir salkım söğüt, evet, ağacını şimdi bulunduğumuz bölgeye dikiyor. Yani bundan bir iki gün önce kesmek zorunda kaldığımız, yıkmak zorunda kaldığımız ağacı diken arkadaşımız bu arkadaş. Bu ağaç da Sinop için önemli bir semboldü. Herkesin çok sevdiği, altında gölgesinde sohbet ettikleri özel bir lokasyondu. Biz istiyoruz ki o ağacı söktük, yerine yenisini dikerken yine kardeşimiz gelsin, onunla beraber dikelim diye kendisine davet ettik. Vallahi mutluyum başkanım yeniden tekrar buraya söğüt dikilmesine. Ben burada 1995'te Gemi Tersanesi'nde çalışıyordum. Bu da bir çeşme vardı. Çeşmenin yanında da bir söğüt dalından bir dal kopardım şu ileridekinde. Oraya buraya diktim. Tabii söğüt suyu sevdiği için, evet, büyüdü, zamanla büyüdü. Askerden geldim, baktım bayağı büyümüş, mutlu oldum. Zamanla milletin yanında oturmasını gördükçe daha da sevindim yani. Ağırlıklı olarak 2 senedir uğraşıyoruz. Onun öncesinde de ufak tefek müdahalelerimiz, tedavilerimiz oldu ama son 2 senedir bizi bayağı bir zorlandırdı. Yani içinde örümcekler, böcekler vardı ve köklerinde de sarı odun çürüme olayı vardı. Köklerine zaten sirayet ettiği için kesmek zorunda kaldık, budamak zorunda kaldık. 2 senelik mücadelemiz, ağır mücadelemiz en sonunda kesmekle sonuçlandı. Yeni diktiğimiz ağacımız da bahar döneminde inşallah dallanarak gölgesine de oturmaya imkan sağlayacak bizlere. Başta 15-20 senedir. Benim oradakiler de 15 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 senedir.